Yine hareketli bir haftaya. Aslına bakarsanız geçtiğimiz haftalara göre çok hareketli olmasa da hareketli bir haftayı geride bıraktık ve hafta sonuna girdik. İsterseniz gelin bugün tüm rakamları birlikte bir değerlendirelim. Şöyle üzerinden bir geçelim. Ama bir konuda özellikle altını çizmek istiyorum. Bu haftada her zaman olduğu gibi panik yapanlar kaybetti, sakin olanlar kazanmaya devam etti. Bakın altın fiyatı 375-376 seviyesine kadar gitti. Burada panikleyip korkanlar, ellerinden altını hemen çıkartıverenler, üstelik makas aralığına rağmen zararlarını daha da büyütenler kaybederken sakin olanlar, bekleyenler yine 383 lira seviyesini gördü. Büyük ihtimalle de yükselmeye devam edecek altın fiyatları. Nedenlerini biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sadece altın değil, tüm rakamları konuşacağım bu videoda sizlerle. Ama onun öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Pazartesi Instagram sayfamızda bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Yine haftada bir kere en azından bunu yapmaya çalışacağım sizler için. Instagram sayfamızdan bizi takip ederseniz sabah saatlerinde 11'de, sabah saatiyle kastettiğim 11 gibi burada bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Bu canlı yayına hepinizi bekliyorum. Canlı yayına katılmak için yapmanız gereken tek şey Instagram'dan beni takip etmek. Geçen hafta oldukça verimli bir canlı yayın yaptığımız kanaatindeyim. Bu hafta da pazartesi günü saat 11 itibariyle bu canlı yayınımızı devam ettirmiş olacağız. Böylece sizleri de bekliyorum Instagram sayfama. Peki Instagram'a nasıl üye olacaksınız? Açıklamalar kısmında var. Aynı zamanda videonun altına da yazacağım ve Selçuk Geçer alt çizgi adresinden bize ulaşarak oradan takip edebilirsiniz. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi gelelim şu panik, hatta hiper panik olan arkadaşlara, bir de sakin kalan, hatta çok soğukkanlı davranan arkadaşlara gelelim. Mesela altın pozisyonu daha almamış, biraz daha geri çekilsin, öyle alayım diye bekleyip soğukkanlığın limitini aşanlara, 374 liradan alanlar olmuş. Tebrik ediyorum onları. Gerçekten dip seviyeyi bulmak çok kolay değildir. 374 bana göre dip seviyelerden birisi gram altın için. Uzun zaman belki de bir daha o seviyeler görülmeyecek. Çok mantıklı, iyi bir seviyeden almayı başarmışlar. Sahiden kendilerini tebrik ediyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. İşte dibi buldun, tepeyi de göreceksin. Tepeden sat, dipten al mantığıyla hareket ederim, günlük işlem yaparım, para kazanırım anlamına kesinlikle gelmesin. Eğer ki o dip seviyeyi görüp bulduysanız elinizde tutun arkadaşlar. Bundan sonraki düşüşler, yükselişlerde öyle çok fazla hareket etmeyin derim. En mühim tavsiyem bu olabilir sizlere. Uzun vadeli bakan herkesin de kazandığı ortada zaten. En azından kaybetmediği çok net bir şekilde ortada, ama günlük hareketlerle davrananlar, panikle davrananların da yıl içinde yaptıkları tüm bu hareketlerle ciddi kayıplara uğradığı da ortada. O nedenle arkadaşlar sakin olacağız. Şimdi şu bir rakamlara bakalım. Biz ne dedik sizlere? Dolar yükselecek dedik. 7.20'ye giden bir dolar kuru var dedim. Ve şu anda bana göre 7.20 bir hedef bile değil. Ama biz yine de ilk hedef noktası olarak 7.20'yi söylemeye devam edeceğiz. Çünkü hedef deyince hemen bugün söyledik, yarın gerçekleşecek diye düşünenler olabiliyor. Hayır arkadaşlar, tabii ki bunun bir süreci var. Bu süreç bana göre önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Yani 7.20 seviyeleri önümüzdeki hafta, maksimum 2 hafta içerisinde görülebilir düşüncesindeyim ben. Koşullar gereği Amerika'nın daralması, Avrupa'nın daralması, dünyadaki gelişmeler ve koronavirüsün beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle ve tabii ki Türkiye'deki para sıkışıklığı, özellikle dolar sıkışıklığı nedeniyle 7.20'ye giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Bana göre artık çok da ciddi bir baskı uygulanmıyor dolar kurunda. Sadece daha kontrollü bir ilerleme için zaman zaman baskı yapılıyor. Çok hızlı, çok sert, çok aşırı hareketlerin önü kesilmeye çalışılıyor. Bu da mantıklı bir davranış biçimi olarak nitelendirilebilir. Yapabiliyorlarsa bunu ne güzel, ama yarın öbür gün şok bir hareket yaşanırsa da hiç şaşırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. 7.20'ye giden dolar kuru bir anda 7.20'yi kırıp bir üst hedefe gitmeyecektir elbette. 7.20-7.05 aralığında bir süre gidip gelecek. Daha sonra 7.15-7.20 aralığında bir süre gidip gelecek. Ama 7.20 kırıldıktan sonra da büyük ihtimalle biz 7.60'ı zorlayan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Bir. Gelelim altına. Altında özellikle çok paniklediğinizi görüyorum.
bazılarının daha doğrusu çok paniklediğini görüyorum. Tabii bu da aslında piyasada çok böyle panik havasının yaratılmasından da kaynaklanıyor. İşte altın fiyatları düşecek, kaçın, kurtulun falan filan diyenler oluyor. Evet, bakın şunu söylüyorum ben de. 1670'ler görülür, 1680'ler görülür ama sonuç itibariyle altının onsu her seferinde 1700'ün üzerinde tutunarak kapanışlarını buradan gerçekleştirmeyi başarıyor ise eğer, anlayın ki 1700 seviyesi normalleştiriliyor ve yakın zaman içerisinde de 1800'ün üzerinde bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Hatta yeni rekor denemeleri de gelebilir. Nedenimiz ne? Yine aynı sebepler. Dünyanın riskleri çok fazla. Bakın Amerika'da %5'in üzerinde bir daralma konuşuluyor artık. Hatta iyi ihtimalle %5'in üzerinde bir daralma konuşuluyor. Avrupa Birliği ülkelerinde %12'nin üzerinde bir daralma konuşuluyor. En iyi ihtimal %5, %4 civarında bir daralma bekleniyor. Bakın iyi ihtimal %4'lük bir daralmadan bahsediyoruz. Düne kadar %4 Avrupa daralacak deseydik ortalık yıkılırdı. Bugün iyi ihtimal %4'lük bir daralma bekleniyor. Keza Türkiye, Avrupa ekonomisinin daralması, Asya piyasalarının daralması, Amerika'nın daralması nedeniyle ticari partnerlerini, özellikle ihracat alanlarını bu sene çok hızlı bir şekilde kaybediyor ne yazık ki. Aynı zamanda turizm gelirleri azalıyor. Aynı zamanda işçi gelirleri azalıyor. Bu da Türkiye'nin ciddi bir dolar sıkışıklığını beraberinde getiriyor. Doğal olarak dolardaki yükseliş ve altındaki yükseliş büyük ihtimalle paralel hareket edecek. Şu olmaya devam edecek arkadaşlar. Ara dönemlerden bahsediyorum. Ara dönemlerde dolar yükselecek, altın düşecek. Altın düşecek, dolar yükselecek. Ons ve dolar kurundan bahsediyorum. Gram altından değil. Ve bu hareketler nedeniyle de gram altında zaman zaman yukarı aşağıya dalgalanmalar olacak. Ama sonuç itibarıyla günün hep sonunda aynı cuma günü yaşandığı ve geçmişte haftalarda yaşandığı gibi altının onsuyla doların eş güdümlü yükseliş kaydettiği zamanlar olacak ve oluyor. Ve bu önümüzdeki süreçte çok daha hızlı hareketlerle olacak. Ve bu da altının gram fiyatının bir anda 400 liranın üzerine kendisini atmasını beraberinde getirecek. Şöyle düşünün, 1740 dolar seviyesi artık altın için çok yüksek bir seviye değil. Bir anda 1740 dolar seviyesini tekrar görebiliriz. Ve görünen o ki dolar da 7 liranın üzerinde tutunuyor. Ve bu süreçte böyle devam edecek. Belki çok küçük minik zorlamalarla zaman zaman 6.98, 6.97 seviyeleri görülse de artık bu bir veya iki defa daha olur. Sonrasında 7 liranın üzerinde kalmayı başaran bir dolar kuru görürüz. Ve 7.20'ye giden dolar kuruyla 1740'a giden bir altın onsu da bize 402 lira değerini gösterir gram altında. Bu arada şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. 402 lira bile hedef değil bu saatten sonra gram altın için. Gram altında da yeni hedef değerleri aslında 410-450 aralığı olacak gibi görünüyor. 410 ile 450 aralığında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız yakın zaman içerisinde. Ama ilk hedefimiz 402 lira olacak. Bunun da altını özellikle çizelim. Borsa cuma gününü değer kaybıyla kapattı. Bana göre bir değer kaybı bile değil. Öyle %0.48'ler falan borsada bir değer kaybı olarak nitelendirilemez. Önümüzdeki süreçte çok daha sert satış baskısıyla karşı karşıya kalınacak. Bakın altını çizerek söylüyorum. Amerika'nın en önemli şirketlerinden birisi olan ve son zamanlarda özellikle yıldızı parlayan Tesla'nın sahibi Elon Musk bir açıklama yapıyor. Bir tweet atıyor daha doğrusu ve diyor ki bana göre Tesla'nın hisse değeri çok yüksek. Kendi şirketi için söylüyor bunu sevgili dostlar. Ve bunun sonrasında çok hızlı bir şekilde Tesla hisselerinde kayıp geliyor ve 14 milyar dolar küçülüyor Tesla hisseleri. Teknoloji bağımlısı bir hisseden bahsediyoruz. Normalde teknoloji hisselerinin yükseleceği konuşuluyordu değil mi? Oysa bugün eğer ki Tesla ne kadar teknoloji hissesi olursa olsun satılmıyorsa hiçbir değeri yok arkadaşlar. Ve yakın zaman içerisinde de o piyasanın bir anda açılması mümkün değil. Sadece Tesla özelinde konuşmuyorum. Bu Toyota için de böyle, Ford için de böyle, diğer otomotiv firmaları için de böyle. Dolayısıyla bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Öyle bir anda toparlanma olmayacak. Hem Avrupa ülkeleri, hem Amerika, hem Asya ülkeleri, hem de gelişmekte olan ülke piyasaları daralmaya devam edecek ve önümüzde bu pandemi sonrasında yaşanacak büyük bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizi artık herkes çok net bir şekilde görüyor ve konuşuyor. Amerika'da satın alma endeksleri düşüyor.
düşüyor, güven endeksleri düşüyor, Avrupa'da satın alma endeksleri düşüyor, güven endeksleri düşüyor. Çin'de keza öyle, Türkiye'de keza öyle. Türkiye'de güven endeksi bir anda 44 puan düştü arkadaşlar. Şaka maka değil. Amerika'da Tedarik Yönetim Enstitüsü ISM İmalat Sanayi Endeksi korona etkisiyle Nisan'da 41.5 değerine geriledi. Nisan'da 41.5 değerine geriliyor. Nereden geliyor bu seviyeye? Onu da söyleyeyim. 49.1'den 41.5'e düşüyor. 7.6 puan birden kaybediyor. Diğer taraftan 50 puanın altı zaten çok ciddi bir daralmayı işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası açıklama yapıyor. Avrupa %12 daralabilir diyor. Euro bölgesi kısa vadede zor toparlanır diyor. Bununla ilgili acil adımlar atılması gerekiyor. Avrupa için en iyi senaryo %4 daralma diyor. İspanya hükümeti %9.2'lik bir daralma öngörüyor. Fransa'da böyle, Yunanistan'da böyle. Özellikle turizm bağımlısı ülkelerde çok ciddi sıkıntılar yaşanacak ve bu sıkıntılar bu ülkelerin ekonomisinde büyük sorunlara yol açacak. Türkiye'de bunların arasında bu arada. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Türkiye daha turizm dönemine girmedi. Yani yaz ayları gelmedi. Yaz ayları geldiği zaman ak koyun kara koyun belli olacak aslında. Yine önemli bir başka haber. Dallas Fed Başkanı'na göre Amerika %4.5-5 oranında daralacak. Türkiye'nin elektrik tüketimi Nisan'da %15 oranında düştü. Şimdi elektrik tüketimi düştü deyince konutlar aklınıza geliyor olabilir. Hayır. Elektrik tüketiminin çok önemli bir kısmını fabrikalar gerçekleştiriyordu. Fabrikalar kapanmış durumda. Bu Türkiye'deki büyük daralmayı gösteriyor. Amerika'nın petrol sondaj kulesi sayısı son 7 haftadır sürekli olarak düşmeye devam ediyor. Bakın son 7 haftadır sürekli petrol sondaj kuleleri kapanıyor. Ne demek bu? Daha önce sizlere söylediğim şey, petrol depolayacak yer kalmayınca petrol üretimini azaltıyorlar, durduruyorlar. Ve bu önümüzdeki süreçte krizin boyutlarını çok daha net ortaya koyuyor. Velhasıl sonuç itibarıyla arkadaşlar kim ne derse desin borsalarda önümüzdeki dönemde çok ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalınacak. Özellikle şirketlerin bilançolarıyla ilgili gelen açıklamalar ve ülkelerin makroekonomik verileriyle ilgili gelen açıklamalar sonrasında borsalarda Nasdaq da buna dahil çok ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalınacak. Nasdaq'ın en önemli hisse senedi denildiğinde akla gelen ilk hisse senedi Apple'dır arkadaşlar. Ve Apple 10 yıllık geçmişinden bu yana ilk defa, evet ilk defa kar hedefi ortaya koyamıyor. Çünkü zarar edebileceği endişesinde. Alın size bir teknoloji hissesi. Tabii ki zarar edebilir. Bugün donanımsal tüm teknoloji hisseleri, bunun içinde Tesla'da var, bunun içinde Apple'da var, IBM'de var, cep telefonu şirketlerinin tamamı da var. Çok ciddi zararlar açıklayabilirler önümüzdeki süreçte talep yetersizliğinden dolayı. Ve bu da yine hem Asya borsalarının hem Amerikan borsalarının hem de Avrupa borsalarının çok ciddi kan kaybetmesi ve o borsaların düşmesiyle birlikte bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de borsalarının çok ciddi kan kaybetmesi anlamına geliyor. Bu borsadaki dramatik düşüşlerde önümüzdeki süreçte altına ve dolara olan talebi her geçen gün biraz daha artıracak. Altını çize çize söylüyorum ve sizleri özellikle uyarıyorum arkadaşlar. Evet, özellikle uyarıyorum arkadaşlar. Elbette bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil ama önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde çok yüksek ihtimal önümüzdeki hafta altının gramını 400 liranın üzerinde göreceğiz ve 402 lira hedefine ulaşmış olacağız. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta, en geç ondan sonraki hafta doları, dolar kurunu biz 7.20 seviyelerinde göreceğiz arkadaşlar. Ve yine çok büyük ihtimalle söylüyorum arkadaşlar, altının onsunu da biz 1740 doları kırarken göreceğiz. Ve onun hemen sonrasında da 1800'ün üzerinde yeni rekor denemeleri yapan bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Neden? Çünkü koşullar bunu gerektiriyor. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videomda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak da kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz. Tabii son bir not olarak belirteyim. Pazartesi günü saat 11'de, gündüz saat 11'de sizler için bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Instagram adresinde haftada bir kez Instagram üzerinden bir canlı yayın yapıyorum sizler için.
için. Elimden geldiğince bunu arttırmaya çalışacağım ama bunun dışında Instagram'dan her gün mutlaka size kısa bir videoyla hem o günün videosunu hatırlatıyorum, ne olabileceğinin ipuçlarını veriyorum, hem de aynı zamanda çok önemli bir konu varsa onu kısacık değerlendirmeye çalışıyorum. Onun için Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.